Selam arkadaşlar, yeni video hepiniz hoş geldiniz. Bugün tekrardan sizlerle beraber araba tasarım videosuyla karşınızdayım. Ama bugün yapacağımız araba tasarımı kendime özel olacak. Yani kendi arabamı sizlerle beraber diyeceğim. Ve videonun sonlarına doğru da titanyum bezi fenekle alakalı birkaç tane size ucuz sayılabilecek araba tasarımı vereceğim. Bilmeyenler için söyleyeyim. Titanyum beyazı fenek geldi markete ve sadece 800 KL'de bunu alabiliyorsunuz. Şu an değeri 8000, 9000, 7000 civarında seyrediyor. Bayağı düştü markete geldiği için. Daha da düşecektir. Bunu hala almayan arkadaşlar varsa bir günü kaldı. Siz videoyu izlediğiniz tarihte büyük ihtimal 5-6 saati kalmış olur. Bulabilirsiniz. Almadan önce de şuradan sağ üstte içerik üstü destekli kısmından Aidigal yazıp ondan sonra buradan feneği alırsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi lafı çok uzattık. Direkt videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce de aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi buradan ben ilk başta kendi arabamı bir göstereyim. Biliyorsunuz benim Damat diye bir arabam var. Ve o videonun yorumunda, arabamı gösterdiğim videonun yorumunda bana birisi şey demişti. Abi bu arabanın gelini de yapar mısınız? Ben de dedim tamam gelini yapacağım. Ama doğru zamanı bekledim ve o doğru zaman geldi. Gelini de titanyum beyazı fenekin üstüne yapacağız. Şöyle titanyum beyazı feneğimizi alalım. Şuraya da gelin yazalım. Ve şimdi planladığım araba şu. Size de göstereyim, zaten sizlerle beraber şey yapacağız. E-Sport çıkartması kullanacağım arabada. Şuradan Avrupa'yı seçeceğim. Ondan sonra buradan Endpoint. Ondan sonra bakın şöyle bir çıkartma var. Görüyor musunuz abi? Biliyorsunuz Damat'ta araba simsiyahtı. Damat'ı göstereyim. Hatta şöyle bir saniye. Bu Skyline'imiz zaten. Damat simsiyah. Şimdi gelini de bembeyaz yapacağız abi. Gelinçik gibi yapacağız ama Bex moddan yapmayacağız. Şimdi buradan e-spor çıkartmasından şeyi alacağım, Endpoint'i. Çünkü Endpoint çıkartmasını aldığımız zaman arabamızı yani kısmi olarak beyaz yapmamıza yarıyor. Ve buradan 300 kredi, daha doğrusu 300 e-spor jetonu verip Endpoint'i aldım abi. Şimdi buradan geliyorum geri. Tekrar geliyorum. Ya bu e-spor şeyini biraz kasıyorum. Ben anlamadım, optimizasyondan mı kaynaklı, ama şimdi buradan gelinimizi seçiyoruz, tamam mı? Çıkartmaya geliyoruz. Buraya en son yapıyoruz. Ve buradan Team Endpoint'i aldık. Ondan sonra tabii ki de buradan Titan beyazı zombayı seçeceğiz. Ama şuradan filtreleri gösterden alfabetik yapalım burayı. Titan beyazı zombamızı da çaktık şöyle. Boost olarak benim kafamda şu vardı arkadaşlar. Mor standart. Buna da oyun içinde bakacağız. Bakın şöyle bir boost. Abi arabamız çok sade gidiyor şu anlık. Başlığımız şöyle göstereyim. Ne olsun başlığımız? Tabii ki de bandanamız olsun. Damattaki bandana. Anten aslında şöyle söyleyeyim. Ben antene topluluk bayraklarından Twitch'i koyacaktım. Twitch bakın hani mor rengi var. Arabada da mor rengi var. Hem de beyaz yakışıyor diye düşündüm. Ama bu arabaya ben anten koymayalım diyorum. Ama isterseniz siz yorumlarda fikrinizi belirtin. Bu arabaya anten koyalım mı koymayalım mı? Ben şimdilik koymayacağım. Eğer yorumlarda siz dersiniz ki abi koy çok güzel gider bu arabaya anten, koyarım. Bunu da kaldırdım. Ve tabii ki de Goy patlamız. Titanium beyazı hava saldırısı. Biz bunu aldık abi. Değerli diye, yükselir diye. Daha doğrusu yükselir diye almadık ama görünüş çok güzel diye aldık. Ama sonradan markete geldi, düştü. Canı sağ olsun. Şuradan da geliyorum. Ve bu suda sezon 4 gümüş yapıyorum. Rocket League'in 4. sezonda gümüş bitirmiştim ben. Ve bu lastik izini veriyorlar bize. Şimdi burası tamam. Ve şeyimiz de tabii ki de fenek. Buradan da alıyoruz. Ve böyle bir araba oluyor abi. Hatta şuna da bir oyun içinde şöyle bir bakalım. Bir eğitimde geleceğim. Bu arada kolu falan takmadım. Klavyeden oynuyorum. Bakın. Boost'u şöyle göstereyim size. Bak görüyor musun abi ne kadar temiz bir boost. Yani böyle çok şey de değil, gürültü de değil. Yani sesi de böyle kulağa hoş geliyor. Ve göze de çok batmıyor. Öyle tam ortada bir boost. Şöyle bir golümüzü atalım. Valla araba bence 10 numara 5 yıldız oldu. Abi çıkartma, ben aşırı beğendim. Titan beyazı çok güzel gitti. Boost zaten ayrı güzel. Boost'a valla para harcamadım ya. Bilmiyorum, böyle öneriniz varsa onu da dediğim gibi yorumlarda yazabilirsiniz. Ve şöyle son bir kez daha gol atalım. Bu arada klavyede oynadığım için de biraz kazmalım tutuyor arada arkadaşlar, onun için de kusura bakmayın. Şöyle vuralım. Abi gol patlamız zaten 4 dörtlük. Lastiğimiz 4 dörtlük. Araba da dediğim gibi bence 10 üzerinden en azından 9'u hak ediyor araba diye düşünüyorum. Siz de yorumlarda belirtin, anten takalım mı takmayalım mı onu da söylersin.
Şimdi bir de bu fenek için size birkaç tane tasarım önerisi vereyim. Hatta şöyle de alalım feneğimizi. Çünkü çoğu kişi titanium beyazı feneği aldı. Ben dedim bari izleyicilerime şöyle güzel tasarım önerileri vereyim. Bütçesi de düşük olsun hem de. Şimdi ilk başta şöyle bir uyarı dalgalı çıkartmasını göstereyim. Bu çıkartmanın değeri yaklaşık 50-70. Ben hatta ekranda yansıtırım değerini. Yani en son hatırladığım fiyatını söylüyorum. Ama 50-70'tir diye düşünüyorum. Bunu alabilirsiniz. Kendi tekerleğimden bakayım. Hatta beyaz tonlarına yakın bir teker arayalım bulabilirsek. Ucuz da olmasına dikkat edeceğiz tabii ki de fiyatının. Yani roket bez tekerleği kullanmak istemiyorum. Çünkü çoğu kişi hani roket bezi almadı diye düşünüyorum. Şöyle baktığım zaman hani hangi tekeri koyabiliriz diye düşünüyorum. Valla tekeri siz kendiniz belirlersiniz arkadaşlar. Ona çok bir şey söyleyeyim. Çünkü seçtiğiniz renkle uyumlu olmalı teker. Şimdi buradan bakın şuradan mor yapalım, tamam mı? Benim mor rengine bir ayrı düşkünlüğüm var bu arada. Şuradan beyazı aldık. Bunu bir set dizmeye çalışalım mesela mor tekerle. Şuradan hipnotiğimiz vardı bizim. Onu alalım mesela, hipnotiğimiz pembe hipnotik. Bak mesela bununla bir diziliş yapabilirsiniz. Araba dizilişi. Şuradan gelirsiniz. Şuradan pembe alırsınız. Buradan da moru çakarsınız. Hatta şöyle yapalım, bak daha güzel bir şey bulalım. Şöyle yapalım. Al abi, mis gibi. Ya mükemmel bir tasarım oluyor. Hatta bak daha ileri gidersin. Şuraya da şok bileziğini takarsın. Buradaki tek pahalı şey şu teker. Bu teker de 400 kredi 500 kredidir hani. Olsa olsa. Böyle bir araba olabilir. Onun dışında bir tane daha yeni öneriler oluşturalım. Tekrar buradan feni alalım. Bu arada ben kendi envanterimden söylüyorum. Yani sizde hani daha envanterinizde ucuz olan şeyler varsa onları da seçebilirsiniz. Mesela başka ne olabilir? Hareketsiz bir çıkartmak kullanalım. Atıyorum. Fenek için böyle bir şey olur mu? Yok, çok gitmez bu. Bak şu olur, soğuk kazak olur. Böyle bir şey yaparsın, tamam mı? Bunu koyultursun. Koyultursun nasıl bir kelimeyse, koyulaştırırsın şuradaki şeyi. Bunu da buradan siyah yaparsın. Ya da buradan istiyorsan da yeşil falan, hangi rengi seçiyorsan. Ondan sonra buradan bunu kırmızı yaparsın. Bunu ne bileyim tekrar siyah yaparsın. Baksana abi, çok güzel oldu çıkartmayla. Onun dışında bak şuradan mesela yeşil şey olabilir. Bu tekerleğin adı ne? Yeşil nane. Bu da ucuz bir tekerlek. Çünkü hani zaten görünüşlerinden anlarsınız arkadaşlar. Eski tekerlekler ve hani çok rağbet görmeyen tekerlekler. Böyle bir tasarım olabilir. Onun dışında bu arada doğaçlama yapıyorum. Ben hiç planlamadım yani. Sizin gözünüzün önünde yapıyorum. Şimdi hepsini bir anda ayarlayacağımız bir araba yapalım. Şuradan tekrar fenerimizi alalım. Başka ne olabilir diye. Böyle bir tasarım videosu yapmak istedim abi. Yani direkt doğaçlama bir şekilde. Bak fenek yorabansız olabilir. Bu da fenekte bayağı yaygın kullanılan bir çıkartma. Mesela bunu da nasıl yapalım? Masmavi bir araba yapalım. Şöyle zaten burada var. Bunu tekrardan bunun rengine sonradan geliriz. Ondan sonra şuradan bak şu kurtla alakalı bir tasarım olabilir mesela. Hatta yapalım ya şimdi. Şunun yeşilini yakalamaya çalışalım. Bakın yakalamaya çalışıyorum, buldum. Sarısını yakalıyorum. Sarısı biraz yakalaması zor gibi. Tamam, bunu da bulduk. Bak mis gibi abi, gördün mü? 2 dakikada yaptım. Şimdi buradan bulsa geliyorum. Termal mavi gitmez buna. Abi böyle de güzel oluyor yani, sizlerle beraber planlamadan doğaçlama fena gitmiyor. Bu gider mi? Yok, gitmez abi. Şöyle bir bakalım hangisi olabilir. Böyle çok değişik bir yeşili var. Bu gidebilir aslında, bak böyle bir araba mesela al. Hatta buna şapka da eklemek istersen ki ben şapka önermiyorum. Hatta eklemeyin arkadaşlar, şapkaya gerek yok. Gol sevincinde mesela ne bileyim kuasar olabilir. Yeşilli bir gol sevinci koyabilirsin. Bak mesela bu da böyle bir tasarım oldu. Ve sizlerle beraber de 3 tane doğaçlama bir şekilde fenek tasarımı yaptık. Bak birincisi bu. Bence birinci benim favorim. İkinci bu. Üçüncü de bu. Bak bu zaten şunun fiyatı, feneği sayma çünkü feneği zaten kendiniz alacaksınız marketten. Bunun fiyatı yani 100 kredi olsa olsa vardır ki o kadar da yoktur. Bunun fiyatı da 100'de. Bununki biraz pahalı. Fenek hariç tutuyorum. 600 kredi. Ve böyle de doğaçlama sizlerle beraber işte 3 tane fenek tasarımı yaptık. Hepsi uygun fiyatlı. Onun dışında şuradan da ben damat şeyimi de göstereyim. Bunu merak edenler de vardı. Hangi şeyleri kullanıyorsun diye. Birinci çıkartmamız bu abi. Bu markete gelmişti bir ara 100 krediye. Yani 2 ay 3 ay oldu yanlış hatırlamıyorsam. Ve bir daha ne zaman gelir bilmiyorum. Markete geldiğinde bunu direkt alın. Bu çıkartma yani takaslanamıyor hiçbir şekilde. Takaslan alamıyorsunuz.
Ondan sonra lastiğimiz titanyum bezi zomba, bu takaslanamıyor. Bunu da ben marketten almıştım. Boost'umuzu ben buradan alev makinesi yaptım. Eskiden hatta eskiler bile şöyle göstereyim. Şunu kullanıyordum bakın. Bunu kullanıyordum ama bu boost artık bir noktadan sonra sıktı. Dedim ki ben de alev makinesi siyah geçeyim. Zaten başımız olmazsa olmaz bandanamız Miyagi-Do diye geçiyor. Etkinlik gelmişti, oradan almıştım. Bunu da takas alabiliyorsunuz. 100-150 karede gibi bir değeri var. Buradan anten koymayı da tercih ettim ben ve 9G anteni koydum. Bunda topluluk bayraklarından şurada 9G diye çıkar. Onun dışında gol patlamamız zaten aynı Titanium bezli hava saldırısı. Roket izimiz de burada Hexver 3. Bu da roket bezli gol patlaması, pardon, lastik izi. Ve damat arabamız da bu şekilde. Damatı zaten biliyorsunuz bayağıdır kullanıyoruz. Artık bundan sonra gelin de kullanacağım. Gelin arabamız da bu şekilde. Ve böyle bir video oldu abi. Yani çok böyle şey olmadı. Dolu dolu bir video olmadı ama zaten markete Titanium bezli fenek gelmişti. Ben dedim bununla alakalı bir araba tasarım videosu çekeyim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Video beğendiyseniz ben şuna basmayı ihmal etmeyin ve kanalda hala aboneyseniz 200 saniyesi ayırıp kanalda abone olursanız bu kanalın büyümesine çok fazla destek vermiş olursunuz. O zaman şimdilik görüşürüz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.